Bir önceki videoda oran eğrileri ve altlarında kalan alanın neyi temsil ettiği konuları üzerine düşünmeye başlamıştık. Örneğin ekranda gördüğünüz eğri bir arabanın hızının zamana göre değişimini veriyor. Evet bu bize oranın değişmekte olduğunu gösteriyor. Buradaki yer değiştirmenin zamana göre fonksiyonu değil, oranın değişim oranının zamana göre fonksiyonu. Eğriyi inceleyecek olursak, arabanın ivmelenmekte olduğunu söyleyebiliriz. t eşittir 1'de, saniyede 10 metrelik bir hızı var. t eşittir 5'te ise, diyelim ki zaman saniye cinsinden verilmiş olsun, evet, o halde arabamızın 5. saniyedeki hızı saniyede 20 metredir. O halde ivmeleniyor, öyle değil mi? Oran fonksiyonuyla altta kalan alan arasındaki ilişkiye gelirsek, eğer buradaki alanın ne olduğunu hesaplayabilirsek, arabanın net yer değiştirmesini bulmuş oluruz. Bu durumda da oran ya da hız, birim zamandaki yer değiştirme olur ve az önce de söylediğim gibi bu alan bize t eşittir 1 ile t eşittir 5 arasındaki yer değiştirmenin ne olduğunu verir. Dikkat edin, toplam yer değiştirme demiyorum. t eşittir 1'den önce ne olduğunu bilmediğimiz için toplam yer değiştirmeyi bulamayız. Alanı dikdörtgenler yardımıyla bulabiliriz. Nasıl mı? Bakın, öncelikle buradaki yani t eşittir 1 ile t eşittir 2 arasında kalan alan için oldukça iyi bir tahmin verecek olan bir ip, dikdörtgen çizelim. Bu dikdörtgenin alanını kısa kenar olan 1 saniye yani 1 ile uzun kenar olan 10'u yani 10 metre bölü saniyeyi çarparak bulabiliriz. 10 metre bölü saniye ile 1 saniyeyi çarpınca 10 metre buluruz hızı zamanla çarptığımızda yer değiştirmeyi bulduğumuzu fizik derslerinden de hatırlayacaksınız. Buradaki alan yer değiştirmeyi ya da daha doğru bir söyleyişle arabanın bir saniyede yaklaşık olarak yaklaşık olarak ne kadar yer değiştirdiğini verecek. Bahsi geçen yer değiştirmenin tamı tamına ne kadar olduğunu bulmak için eğrinin altında kalan alanın tamı tamına ne kadar olduğunu bulmamız gerekir ve bunun için bir gösterimimiz var. Evet, eğrinin altında kalan alanı bulmak için belirli integral gösteriminden yararlanacağız. Hemen yazıyorum. Bu alan, rt dt'nin 1 ile 5 arasındaki belirli integralidir. Kullandığımız oran hız olduğu için alanın yani buradaki gösterimin t eşittir 1 ile t eşittir 5 arasında yer değiştirmedeki fark olduğunu bir kere daha tekrar edeyim bu konuyu aydınlığa, açıklığa kavuşturduğumuza göre şimdi Khan Akademi'den bir örnek yapalım. Bakalım. Ezgi saatte RT kilometrelik bir hızla yürüyor. T yani zaman saat cinsinden. Bizden RT DT'nin 2'den 3'e kadar belirli integrali eşittir 6 dediğimizde bunun ne anlama geldiğini bulmamızı istiyorlar. Seçeneklere bakmadan t eşittir 2 ile t eşittir 3 arasındaki, yani ikinci saatle ile üçüncü saat arasında oran eğrisinin altında kalan alanı soruyorlar. Soruda verilen oran hız olduğuna göre, evet Ezgi'nin saatte rt kilometrelik bir hızla yürüdüğünü söylüyorlar. Bu, Ezgi'nin ikinci saatle ile üçüncü saat arasında 6 kilometre yürüdüğü anlamına gelir. Sıra geldi seçeneklere. Ezgi her saat 6 kilometre yürür. Bu ifade bize Ezgi'nin ikinci saat ile üçüncü saat arasında 6 kilometre yürüdüğünü söylüyor. Doğru. Ama t eşittir 0 ile t eşittir 1 ya da t eşittir 1 ile t eşittir 2 arasında ne olduğunu bilemediğimiz için bu seçeneği eledik. Ezgi 3 saatte 6 kilometre yürür. Buna dikkat edin çünkü buradaki ifadeye bakıp da üst sınırın 3 olduğunu gören birçok kişi bunun üst sınıra yani 3. saate kadar toplam ne kadar yer değiştirildiğini gösterdiğini düşünür. Ama bu doğru değildir. Bu ifade 2. saat ile 3. saat arasındaki yer değiştirmenin ne olduğunu gösteriyor. O halde bunu da eledik. Ve bir sonraki seçenek, Ezgi 3. saatte 6 kilometre yürümüştür. Evet bu. İkinci saatle ile üçüncü saat arası, ki bunu üçüncü saat olarak yorumlayabiliriz, Ezgi 6 kilometre yürümüştür. Bir sonraki, ikinci saatle ile üçüncü saat arasında Ezgi'nin hızı saatte 6 kilometre artmıştır. Bunun yani belirli integralin hızı değil, eğrinin altında kalan alanı temsil ettiğini bir kere daha hatırlatayım. Bu yüzden de bu ifade bize hızın nasıl değiştiğini değil, yer değiştirmenin ne kadar olduğunu söyler, o yüzden bunu da eledik.